Arkadaşlar merhaba. Bir edat testi çözeceğiz birlikte. Proposition test. İlk sorumuzda başlayalım. Şimdi şu ileri sürülüyor. Kore, Vietnam, Japonya en az demiş bir kısmını, at least part, their political culture, politik kültürlerinin bir kısmını Çin'den almışlardı. Şimdi derive fiili arkadaşlar from'la çalışır ama from buraya mı gelecek yoksa diğer boşluğa mı gelecek? Politik kültürlerinin arkadaşlar politik kültürlerinin en az da olsa bir kısmını Çin'den almışlardır diyeceğiz. Cevabımız arkadaşlar Denizli olacak. Buradaki from nasıl geliyor? Derive fiilinden geliyor arkadaşlar. Şimdi ikinci soruya baktığımızda Pers medeniyeti benefit. Benefit kelimesi faydalanmak demek. From, benefit from. Benefit from hatırlayalım, faydalanmıştır. Kültürel ve ticari temaslarından diğer medeniyetler ile kültürel ve ticari temasları ile diğer medeniyetleri ile yaptığı ticari ve kültürel temaslarından faydalanmıştır diyecek. Edirne cevabımız. Üçüncü soruda large society demiş. Büyük bir toplum. Birçok grup olabilir. Farklı biçimde birbirlerinden farklı alt kültürler ve burada associate fiilimiz var. Associate with ilişkilendirmek ile ilişkilendirmek bizim with'e gitmemiz gerekiyor. Birinci kısımda da arkadaşlar within yapısı olacak. Şöyle çevireceğiz. Diyeceğiz ki büyük bir toplum içerisinde within içerisinde birçok grup olabilir diyor. Farklı biçimde birbirlerinden farklı alt kültürler ile neyle ilişkili? Bölge, etnik köken ya da sosyal sınıfla ilişkili bağlantılı farklı alt kültürleri ile dedim. Dördüncü soruya geldiğimizde in other African societies, diğer Afrika toplumlarında klan yaşları hayati bir rol oynuyorlar. Daha önce de çıkmış bir sorudur. Bir şeyde rol oynamak derken play a role, crucial role, in olur. İkinci boşlukta bizim in'e ihtiyacımız var. Birinci kısma gelecek yapı ise as in, as with yapısıdır. İki şekli vardır. As in ya da as with biçiminde gelir bu yapı. Olduğu gibi diye çevrilir. Bursa cevabımız diğer Afrika toplumlarında olduğu gibi klan yaşları hayati bir rol oynamıştır. Uzlaşının müzakere edilmesinde grup kararlarında. Beşinci soruya geldiğimizde şimdi the rise bir şeyde artış, düşüş, ilerleme, gelişme yapılarında isimlerden sonra artış, düşüş, ilerleme, gelişmeden sonra ya in gelir ya off gelir. Yani bir şeyin artışı denilebilir ya da bir şeyde artış. Sol tarafta in olan yapımız yok, off var. Bakalım Atlantik köle sisteminin yükselişi Afrika toplumlarına dönüştürmüş özellikle Batı Afrika'da. Burada ise görmeniz gereken şey transform fiilidir. Transform dönüştürmektir. Dönüştürmek anlamına gelen değiştirmek, dönüştürmek kelimeleri bunlar işte change, alter, shift, convert, transform 3 şeyle çalışırlar. To, into ve towards ifadeleriyle çalışırlar. Burada da into'muz var arkadaşlar. Ceyhan cevabımız ne yapmıştır? Afrika toplumları özellikle Batı Afrika'yı sağlayıcı ya da kaynağına dönüştürmüş, köle sağlayıcısı tedarikçisine dönüştürmüştür. 6. soruda küçük ülke Belçika demiş. Large and accessible deposit of coal. Şimdi büyük ve erişilebilir kömür rezervleri ile aitlik anlatan bir with'imiz var. Sahiplik anlatıyor. Arkadaşlar with sahiplik anlatır. Büyük ve erişilebilir kömür rezervleri ile was the first, ilkti. Şimdi the first, the only, the last, the next, süperlatif yapılardan sonra dikkat edin bir de fiil gelmiş. Niye gitmesi lazım? To'ya gitmesi lazım. Bursa'da da to var ama aitlik anlatan with'e gitmemiz gerektiği için cevabımızın ne olması gerekiyor? Denizli olması gerekiyor. 7. soruda ilerleme, gelişme, artış, düşüş bunlardan sonra in ya da off gelir demiştik. Edirne'de bir in ifadesi var. Diyor ki iletişim ve ulaşımdaki ilerlemeler bir ön gereksinimdir diyor. Genişlemesi için Avrupa emperyalizminin Ofbana'nın anlamını verdi. Edirne cevabımız oldu. 8'e geldiğimizde the domain of the natural science demiş. Doğal bilimin alanı Darwin'in düşünceleri yansıtmış ve katkı sağlamıştır. Şimdi katkı sağlamak fiili iki şeyle çalışır. Ya to ile çalışır. Bir şeye katkı sağlamak anlamında to ile ya da bir şeye yönelik katkı sağlamak anlamında towards'a çalışır. İki tane alternatif var. Ama biz doğal bilimin alanının ötesinde diyeceğiz. Ötesinde
Beyond'a gitmemiz lazım. Beyond ötesinde demektir. Darwin'in düşünceleri yansıtmış ve katkı sağlamıştır. Neye? Daha geniş entelektüel trendlere, Avrupa'nın endüstriyel çağında dirik arkadaşlar. 9. sorumuz şöyle. Yasa yapıcılar, sağlık grupları ve tüketiciler artan bir şekilde belirli yiyeceklerin ve içeceklerin ürünlerini ilişkilendiriyorlar. Şimdi link fiili var. Link with olur. Yani bir şeyle ilişkilendirmek anlamında link with olur. Obezite ile ilişkilendiriyorlar ki bu sorunu ciddi bir ticari kaygı endişeye dönüştürmüştür. Burada ise dönüştürmek fiilimiz var. Turn into cevabımız arkadaşlar burs olacak. Turn into yapısını görüyorsunuz. Yeni bir çalışma şunu bulmuş. Çalışanlar 65 yaşında emekli olanlar daha az olasıdır diyor. Tanı konulması. Tanı koymak. Diagnose with. Bir şeyin tanısı konuluyor. Compare karşılaştırmak ise kıyasla with ya da to ile çalışır. Burada with var ama biz Alzheimer tanısı konuluyor dediğimiz için neye gitmemiz lazım? Diagnose with compare to'ya gitmemiz gerekiyor. 60'ında emekli olanlarla kıyasla daha az olası olduğu söyleniyor Alzheimer tanısı konulmakta. 11'de genellikle göz ardı ediliyor diyor. Getting plenty, plenty of. İki tane of'umuz var burada ve burada arkadaşlar. İyi kaliteli bir uyku almak önemli derecede yardımcı olur. Help significantly from değil in'e gitmemiz lazım. Bir şeyde yardımcı olur. Dementia'da ve Alzheimer hastalığından korunmakta önemli derecede faydalı olur. Adana cevabımız. Association ilişki bağ demektir. Sigara içme, nikotin ve bilişsel azalma arasındaki ilişki bağ. Biz burada between'e gideceğiz. Bazılarınız hocam 3 şey var niye among değil? İlişki bağ kelimelerinde iki taraf olduğunu düşünerek among'a değil between'e gidiyoruz. Ayrıca diyor ki gösterilmiştir. Nerede gösterilmiştir? Bazı çalışmalarda. Bazı çalışmalar içerisinde gösterilmiş. Bunun ne olduğunu şuradan da anlayabiliriz ama diğerlerinde ise çatışma vardır. Yani bir aralarında uzlaşı yok denilmiş. Cevabımız Edirne olacak. Araştırma kelimesine geldiğimizde araştırma birçok şeyle çalışır. Mesela bir şey üzerine araştırma on diyebilirsiniz. Over diyebilirsiniz. Bir şey üzerine araştırma anlamında. Yine bir şey üzerine araştırma derken into denir. Bir şey hakkında araştırma derken about to denir. Yani dördü de oluyor. Şimdi Alzheimer hastalığının diyor önleme stratejileri üzerine araştırma devam ediyor ama en kuvvetli kanıt şu ana kadar niye gösteriyor? Siz Alzheimer hastalığı riskinizi azaltabilirsiniz. By art verb ing kalp hastalığı riskinizi azaltarak diyeceğiz. To'ya gitmiyoruz. From'a gitmeyeceğiz. Over'a gitmeyeceğiz arkadaşlar. Gitmemiz gereken şey ne burada? Gitmemiz gereken şey by art verb ing yapısı. Cevabımız bu durumda ne olacak? Into by olacak. 14'te eğer çocuklarınız bağımsızsa diyor, siz onlara sağlamışsınızdır. Provide somebody with, birine bir şey sağlamak derken provide somebody with, inancı sağlamışsınız. Onların yetenekli olduğu ve capable of, yapabilir, edebilir anlamındadır. Kendilerine bakabilir oldukları inancını onlara sağlamışsınızdır. Edirne cevabınız olacak arkadaşlar. Devam ettim. Çocukların gönülsüzlüğü, sorumluluk alma gönülsüzlüğü, bir şey için sorumluluk diyeceğim, for'a gideceğim, dayalıdır. Based kelimesi on'la ya da upon'la çalışır. Neye dayalıdır? Arzularına dayalıdır. Kendilerini başarısızlıktan koruma arzularına dayalıdır dedik. Adana'da upon var ama responsible for, responsibility for olduğu için Denizli'ye gitmemiz gerekiyor. 16'da studying ifadesi var. Verb ing yapısı. Hani by olabilir, düşünebiliriz. For studying çalışmak için true olabilir. Ama burada ikinci kısımda differentiate'den bulacağız soruyor. Diyor ki kök hücrelerin nasıl özel yapılara farklılaştığı ifadesi var. Differentiate into ya da from yapılarımız vardır. Seçeneklerde bir from var, bir de into var. Ama İlk kısımda inceleyerek anlamını bana verebilecek yapı nedir? For beyond değil by'dır. Hücre yapılarının özel hücrelere nasıl farklılaştığını, burada bir dönüşme var. İnceleyerek bir kazanılan bilgi kullanılabilir anlamaya, doğum kusurlarının nasıl olduğunu ve muhtemelen de nasıl tedavi edileceğini anlamaya yardımcı olabilir dedim.
Şimdi gelecek iklim senaryoları bir artışı tahmin ediyorlar. Bir şeyde artış, düşüş, ilerleme, gelişme derken bir in vardı, bir de off vardı. Off yok, in gibi gözüküyor. Yaz maksimum sıcaklıklarındaki artışı tahmin eden iklim senaryoları ve ayrıca sıklığını ve şiddetini, aşırı koşulları neyi gösteriyor? Daha büyük riskler. In the future, burada da gelecekte diyeceğiz. In the future diyeceğimiz için cevabımız Adana olacak arkadaşlar. Daha büyük oranda klima kullanmak. Result iki şeyle çalışır. Bir results from vardır, den kaynaklanmak. Bir de result in vardır, sebep olmak. Şimdi daha fazla sera gazından mı kaynaklanıyor, yoksa daha fazla sera gazına sebep mi oluyor? Results in demeniz gerekiyor. Burada da true kullanacağız. Artan elektrik üretimi yoluyla ne yapıyor? Daha fazla sera gazına sebep oluyor diyeceğiz. Cevabımız Bursa olacak. 19. soruda kentleşme büyük değişiklikler getirir talepte. Bir şey için talep dersiniz. Demand for tarımsal ürünlerde hem nereden? Kentsel nüfuslarda artıştan hem de değişikliklerde. Bir şeyde değişiklik derken in tercih edilir. Changes in diets and demands diyetlerde ve taleplerdeki değişiklikler dedik. Bursa cevap. Yine bir araştırma sorumuz var. On var. About var ve over var. 3 tane alternatifimiz var bir şey üzerine, bir şey hakkında araştırma derken. Ancak diğer tarafa gittiğimizde farklı bir şey göreceğiz. Bakın araştırma, anksiyete, depresyon ve egzersiz üzerine araştırma niye gösteriyor? Psikolojik ve fiziksel faydaları, egzersizin diyeceğiz. Egzersizin psikolojik ve fiziksel faydaları bana nın anlamını kim verir burada arkadaşlar? Off verir. Bu durumda Bursa cevabımız. Ayrıca yardımcı olabilir, anksiyeteyi azaltmaya ve ruh halini geliştirmeye yardımcı olabilir. Çocukluk deneyimleri katkı sağlar. Şimdi katkı sağlamak için towards ve to demiştim. İki alternatifimiz var demiştik. Genel gelişmeye katkı sağlıyor. Ne yaparak? Bağlantılar ve tepkiler yaratarak beyinde by'a gitmemiz lazım. Over olmaz burada. Yaparak, ederek anlamda by artı verb ing cevabımız. 22'de araştırma şu zamana kadarki araştırma şunu gösteriyor. Aşırı televizyon izleme ilişkilidir, bağlantılıdır, associated with var. Negatif etkilerle ilişkilidir. Ne üzerine etki derken? Bir şey üzerine etki derken on olur, upon olur ama biz burada ona gideceğiz. Bir şey üzerine etki birinci kısımda associated with, ikinci kısımda effect on dedik. Uyku, dikkat ve kişiler arası ilişkilerde negatif etkilerle ilişkilidir dedik Adana cevabımız. 23'te eğer insanlara düzgün eğitim verilirse o zaman bir otomatik azalma olacaktır. Azalma, artış, düşüş, ilerleme kelimelerinden sonra bir in, bir de off düşünüyorduk. Off yok, inimiz var. Suç oranlarında bir azalma olacak otomatik olarak. Çünkü diyor, they will be able to get job, iş edinebilecekler. Ki nasıl bir iş? Bu da onlara sağlayabilecek temel ihtiyaçları ve istekleri o için bir şeyler sağlayacak. Seçeneklerde with var burada ama provide somebody with ama biz burada temel ihtiyaçları ve istekleri için bir iş sağlayacaktır. İçin anlamında for'a gittik. Edirne cevabımız oldu. Güneş büyük bir nükleer güç kaynağıdır. Karmaşık reaksiyonlar ile diyebilirim. Karmaşık reaksiyonlar yoluyla diyebilirim. Yani true düşünülebilir. By düşünülebilir. Ama burada ikinci kısımda transform fiili var. Dönüştürmek, hidrojeni helyuma dönüştürüyor. With olmaz. Into'ya gitmemiz gerekiyor. Bu durumda Ceyhan cevabınız olur arkadaşlar. 25'te daha genç kuşak otomobili algılıyor. Olarak algılıyor. As daha çekici bir teklif olarak algılıyor önceki kuşaktan ve daha istekli bir şey istekli derken willing to, eager to değil mi? İstekli, hevesli derken to'ya gitmemiz gerekiyor. Toplu taşımayı kullanmaya ve daha yüksek yoğunluktaki bölgelerde yaşamaya istekli dedik. 26'ya geldik. En önemli ulaşım problemleri genellikle related arkadaşlar to ile çalışır. Related to bir şeye bağlantılıdır. With relevant to
Biz TÜİ'ye gideceğiz burada. Kentsel bölgelerle ve meydana gelir ulaşım sistemleri çeşitli nedenlerden sayısız gereksinimini karşılayamadığında neyin sayısal gereksinimi? Kentsel mobilitenin ofmanının anlamını verdi. Şunu söyleyebiliriz. Mesela requirement gereksinim demek. Kentsel mobilite bu da bir isim. İki ismin arasına ne geleceğine karar veremiyorsak tercihimiz genellikle of'tan yana olsun. Çünkü kentsel mobilitenin hareketliliğin gereksinimleri genellikle yani İki taraftan da çözemiyorsak, bir tercihte bulunacaksak, iki ismin arasında of tercihinde bulunalım. Sonuçta yanlışlar doğruları götürmüyor. Ekonomik büyüme, burada bir sadeleştirme var. Yaratılan demiş. Artan ekonomik özgürlük tarafından yaratılan bu ekonomik büyüme azaltır yoksulluğu. Daha fazla fırsat vererek, işçilere fırsat vererek anlamında TÜİ'ye gittik. Cevabımız Ceyhan oldu arkadaşlar. 28. soruda talks, görüşmeler. Bir konu üzerine olabilir, over olabilir, işte about olabilir, on olabilir. Birden çok alternatifimiz var. Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne girmesiyle ilgili bunun üzerine görüşmeler 2005'te başlamış. Ne koşuluyla? Türkiye'nin başlatması koşuluyla. Burada hatırlamanız gereken embark on arkadaşlar. Embark on başlatmak ve phrasal verb olarak bilmeliyiz. Neyi başlatmak? Bir dizi ekonomik ve politik reformu başlatması ve Kıbrıs'ta ticari ilişkilerin normalleşmesi koşuluyla Adana cevabımız. Şimdi 2,3 milyar insanın erişimi var internete. Over denilebilir. Yani 2,3 milyar insanın üzerine bakın iki tane over'ımız var burada. Ve diyor ki bu rakamın artması bekleniyor. 5 milyara 2020 öncesinde anlamında baya gideceksiniz. Bay artı gelecek zaman yapılarını sık kullanıyoruz. 2020 öncesinde denizli cevabımız. Sağlık kayıtlarını dijitalleştirmek, onları online olarak koymak deyip hani önceliğimiz bay olsun, bay artı verb hani sağlık kayıtlarını dijitalleştirerek onları online'a koyarak doktorlar sağlık bakım dağıtımını, hizmetini geliştirebilirler ve the outcomes of them onların sonuçlarını burada onlar dediğini buradaki sağlık dağıtım hizmetlerinin sonuçlarının anlamında Ceyhan'a gideceğiz. Hükümetler Çin'den İran'a vurmaya artan bir şekilde filtreliyorlar ve bloke ediyorlar erişimi. Bir şeye erişim derken TÜİ'ye gitmemiz gerekiyor. Biliyorsunuz access to iki tane to var seçeneklerde. Medya ve bloklara demiş. Neyi savunan? Politik düşünceleri. Nasıl politik düşünceler? Hükümetlerin anlaşmadığı agree with, disagree with. Aynı fikirde olmamak, anlaşmamak anlamında. Neye gitmemiz gerekiyor? VİT'e gitmemiz gerekiyor. Bu durumda cevabınız Denizli olacak. Merkezi ve yerel hükümet yetkilileri şehirlerde in Asia olabilir, across Asia olabilir, Asya çapında olabilir. Ne yapmaya çalışmışlar? Uygulamaya çalışmışlar her türlü politika ve programı çözmek için ciddi problemlerini, konaklama problemlerini. The urban demiş, poor, kentsel yoksulların konaklama problemlerini çözmeye çalışıyorlar. Buradaki ifadeye bakarsanız bir present perfect tense yapısı göreceksiniz. Have tried. Acaba nasıl bir zaman ifadesi koysam? Baktığınızda 2 years diye bir ifade tercih etmezsiniz. Öyle bir ifade yok 2 years diye. Over the years olur ama 10 years ifadesi doğru değil. 4 years ifadesi olabilir arkadaşlar. 4 years olabilir. Over years olabilir. Şimdi between years ifadesi mümkün değil. Şimdi burada bir şeyi fark edeceğiz. For the years mı denir, 4 years mı denir arkadaşlar? 4 years denir. Peki over the years doğru mu? Doğru. Peki burası ne olacak? Asya çapında. Zaten burada by olmuyormuş arkadaşlar. For'a baksak bile olmayacak. Cevabımız Asya çapında ve yıllar boyunca dedik. Şimdi açlık ve besinsel yetersizlikler bir şeyde yetersizlik derken in, deficiency in ya da bir şeyin yetersizliği anlamında of da kullanılır. Minerallerin, vitaminlerin, proteinlerin, kalorilerin yetersizliği hala diyor ki yaygındır. In all regions of the world. Dünyanın bütün bölgelerinde into burada olmaz. Adana cevabımız oldu bu durumda arkadaşlar. Into'ya gidemeyiz burada. 34. soruda şöyle diyor.
diyetisyen rehberlikler, yönlendirmeler üretilir, tavsiye sağlamak üzerine bir şey üzerine tavsiye edinilebilir. Advice on, about'u da düşünebilirsiniz arkadaşlar. İyi diyetisyen alışkanlıklar üzerine, ki bu sağlığı destekleyecek, geliştirecek ve riski azaltacaktır. Büyük kronik hastalıklar ile değil, büyük kronik hastalıklar için deyip fora gitmemiz gerekiyor. Approximately yaklaşık %30'u 40'ı demiş arkadaşlar. Ham çiğ yiyecek materyallerinin diyebilirim. Nin anlamında of olabilir. %30'u %40'ı kaybolur diyor. Üretim ve tüketim noktaları arasında, iki şeyin arasında anlamında da Bitfin'e gittik. Cevabımız Adana oldu arkadaşlar. 36'da birçok düşünür ve yenilikçi antik Yunanistan demiş. Arşimet hala onurlandırılıyor 2300 yıl sonra. Ölümünden sonra katkıları için denilebilir. For. Birinci kısmı da Emon koyalım. Yani birçok düşünür ve yenilikçi arasında antik Yunanistan'ın Arşimet hala 2300 yıl sonrasında bile ölümünden sonra katkıları için ne yapılıyor? Onurlandırılıyor diyeceğiz. Emon arasında 3 ya da daha fazla şeyin arasında Adana cevabımız. 37'ye son sorumuzda Arşimet'in başarısı. Bir şeyde başarı derken in diyoruz. Success in. Matematik bilgisini uygulamakta. Bir şeyi uygulamak derken apply to olur. Ama başvurmak derken apply for olacak. Bu durumda cevabımızın ne olması gerekiyor arkadaşlar? Bu durumda cevabımızın Denizli olması gerekiyor. Evet, bu kadar arkadaşlar.